olacaktı. O nedenle biraz daha zorlaştırma değil de kolaylaştırma psikolojisi üzerine yapmaya çalışıyorum. Şimdi geldiğimiz after effect meselesi kesinlikle birinci meseleden yani yaptığımız o build ve blocks'tan kopma değil. Aksine yani olayın artık detaylarına girme. Biraz da şunu söyledim, vurguladım daha önceki konuşmalarımda. Biraz da e, oradaki şahıs, bir tane şahıs yani aranızdan herhangi birisi e, acaba şunu der mi? Bizim kendimize sorduğumuz soru şu. Ya ben bu işte ısrarcı olacağım. Instagram paylaşımlarını takip ediyorsanız en son bir şey paylaştım bu tasarımcı olmakla alakalı. Orada bir madde var malum. E, sabırlı ol, ısrarcı ol meselesi var. O nedenle ya ben bunun arkasından koşarım. Evet, ben bende merak duygusu uyandı, ben bunun üstüne giderim. Düşüncesini yakala, yakalamaya çalışıyoruz. Geri kalanı zaten tamamını anlatmayla alakalı milyonlarca video var. Milyonlarca video var. Yani biraz programı öğrenmeyi öğrenme ya da program öğrenince iş bitmiyor. Aslında mesele başka bir şey. Bunları daha çok sizin zihninizde oluşturmaya çalışıyorum. Bundan sonraki hedefin de o olacak açıkçası. Yani birinci e, after effect dersinde bir e, bir dünya döndürdük belki ama o, onun altında inanın bana 20 tane ayrı başlık var. Bunu öğrendiniz siz yani. Eğer uyguladıysanız, dersten sonra uygulayanlar paylaştı, gördüm çok da hoşuma gitti. Bunu uyguladıysanız o zaman tamam öğrendiniz. O 20 maddeyi öğrendiniz ama ne öğrendiğinizi henüz bilmiyoruz. Zamanı gelince patlayacak onlar. Aa tamam diyeceksiniz yani. O nedenle hani bu böyle bir ya kafanızdaki karışıklığı gidermek açısından da söylemiyorum. Sadece e, sabırla ve ısrarla devam edenler meselenin ne olduğunu nasıl olduğunu biraz daha ileride daha net görecekler. Ama da şu da var tabii yayınlarımız tercihe bağlı, videolarımız YouTube'daki videolarımız tercihe bağlı. Sıkıldığınız anda bırakma şansına da sahipsiniz her zaman olduğu gibi. E, ama ben tabii ki şey değil yani böyle tepeden bakarcasına ya dinleyen dinler, dinlemeyen umurumda olmaz. Bu cümle, bu kalıbıyla konuşmuyorum. Asla öyle değil. Mümkün olduğu kadar tutmak istiyorum mevcut e, çoğunluğumuzu. E, ki iyi arkadaşların ortaya çıkması ihtimalini e, fazlalaştırmış oluruz. O nedenle soru cevap kısmında biraz bugün hızlı anlatıp Soru cevap kısmını uzun tutmayı planlıyorum. Uzun derken birincisine göre biraz daha uzun. Ona göre kafanıza takılanları tekrar konuşalım. Arkadaşlar biraz daha kişi toplansın isterim ama vakitte önemli. Hazırsak başlayalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Ömer. Ee, After Effects'i e, oyun haricinde bir şey içinde kullanabiliriz değil mi? Abi, Başta da söyledim ya. Hani After Effects ben biliyorum. Kusura Estağfurullah. Allah. After Effects ben biliyorum. Diyen arkadaşlara ben şunu soruyorum piyasada karşılaştığımız insanlara. After Effects'i hangi iş için kullanıyorsun? Çünkü After Effects'in tamamına hakim olmak, bilmek çok şey değil, inandırıcı değil. Motion hmm. grafik yapabilirsiniz. Instagram Story'leri hazırlayabilirsiniz. Televizyona jenerik hazırlayabilirsiniz. Hmm. Video kurgu yapıyorsanız, bir klip hazırlıyorsanız klibin intro'larını, outro'larını yapabilirsiniz. Karakter animasyonu yapabilirsiniz oyunlarınızın karakterlerinin animasyonlarını yapabilirsiniz. Background animasyonlarını yapabilirsiniz. Yani çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Green çekimlerinizin o arka planlarını yok edebilirsiniz. Ya saymakla bitmez. Ömer Hı. abi. Hı. Hı. teşekkür ederim tamam. hocam. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün konusu e, iki 2.5D dediğimiz hadise. Bu ben ilk karşılaştığımda zamanını tam şu zaman diyemeyeceğim. Bayağı uzun zaman önce. Ya bu iki buçuk deneyin nesidir yani? bir şaşırdım. O arada da After Effects kullanıyorum. Ee, aslında şu anda artık e, yani 3D'de var işin içinde. After Effects'in içinde. O zaman hiç 3D'de yoktu. Ee, fakat işin içine gelince çok acayip şeylerle karşılaştık. Bugün onu yapacağız. Yine her zaman olduğu gibi şu anda ekranımı göremiyorsunuz değil mi? Hemen yani yeni bir sayfa açıldı onu göremiyorsunuz. Şu an normal bir Composition bölümünü görüyoruz. Ha, görüyor musunuz? Ha, evet bir dakika dur. Desktop paylaşayım. Şu anda nasıl abi? Şu an görüyoruz hocam. Tamamdır. Şu chatleri kenara alayım ben. Evet. Şimdi kompozisyonu oluşturuyoruz. Oluşturmak istediğimiz kompozisyon boyutunu giriyoruz. Ben mesela bir Instagram paylaşımı yapacağım. 1080'e 1080 piksel. 10 saniyelik bir şey yapalım dedim. Okey. Sayfamız geldi. Sayfamız geldiğinde bunu bir önceki dersten hatırlarsınız. Transparan görünmesini ya da... Kaç kare yaptınız hocam? 1080'e 1080. Genelde Instagram şeyinde paylaşımlarını ben 1080'e 1080 çalışıyorum. Daha büyük de çalışabilirsiniz. Hem çok fazla kasmaması için hem de 1080 üstünde bunu print almayacak insanlar almak isteyen de bu kadar. Şey hocam kusura so, bakmayın. FPS e, demek istedim. Yani FPS e, normalde bahsettim ya 29.7 açıyorum şeyleri. Fakat 24 açabilirsiniz paylaşımınıza göre. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu ikisinin dışında çok yapmamaya çalışıyorum. Şimdi e, sayfama tekstler yazıyorum. Nedir? Design dedim mesela. Bunların hepsini de beyaza çekeyim. Design. Yeni bir tane text yazıyorum. Animation. Yeni bir tane yazıyorum. Upgrade. Yeni bir tane yazdım sayfama kelimeler yazıyorum arkadaşlar. Boyutları hiç önemli değil. Kafanıza göre yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunlar şu anda timeline'a baktığımızda text fakat transform özellikleri normal Oluşturduğumuz bir objedeki veya sayfamıza aldığımız bir imajdaki ile aynı. Nedir? Hemen altını açtığımda tekst bölümü sadece tekst özelliklerini gösteren şeyler. Bir de transform var. Transform'da işte bir önceki dersimizde olduğu gibi anchor point şu orta noktası var ya arkadaşlar. Bu anchor point. Anchor point şu demek. Şimdi siz bir kapı yaptığınızı hayal edin, düşünün. Kapı açılacak. Bu kapının anchor point'i nerede? Arkadaşlar cevap verebilirsiniz. Hocam yani ee... bunun anchor point'i ortada olursa kapı ortadan açılır. Anchor point nerede? Menteşenin olduğu yerde. Evet. En sol kısmında. Yani şöyle göstereyim. Mesela bunu rotate ediyorum bakın game'i ortadan rotate ediyor. Hı hı. Bunun anchor point'ini biz zaman zaman animasyon yaptığımız animasyona göre değiştirmemiz gerekecek. Onu da yukarıdayım şu anda toolbox'ta en yukarıda görüyor musunuz? Pan tool'dan sadece anchor point'i hareket ettirebiliyorsunuz. Anchor point'i hareket ettirdim. Bakın G'nin ucuna getirdim anchor point'i. Sonra oka geldim tekrar. Rotation'dan şimdi yaptığımda bakın ne olacak? Bu sefer merkezden yapmıyor bakın animasyonu. Anchor point bu. İlk dersimizde bunu anlatmamıştım. Şimdi zamanı geldiği için anlatıyorum. Anchor point bizim oluşturduğumuz ya da sayfamıza timeline'e eklediğimiz objenin merkez noktası. Position'ı biliyorsunuz. Pozisyon. Scale'i biliyorsunuz. Büyüklük, küçüklük. Rotation'ı biliyorsunuz. Opposite'yi biliyorsunuz. Şimdi bunlar bizim transform özelliklerimiz arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Burası önemli. Bütün hepsini seçtim sayfadakilerin. Şurada bakın şu anda şeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani üzerine geldiğimde burada hint açılıyor. Gördünüz mü? 3D layer diyor. Evet. Bunların 3D layer özelliğini açtım arkadaşlar. Şu anda hepsi 3 boyutlu. Yani daha doğrusu bizim şu anda konu başlığımızı oluşturan 2,5D oldu bunlar. Normalde çünkü biraz önce siz de gördünüz ben bunları iki iki boyutlu yazdım fakat bunlara böyle bir yalancı üç boyut özelliği kattık. Şimdi niye yalancı diyorum? Game'e tekrar girdim bu sefer bakın transform özellikleri çoğaldı gördünüz mü? Niye? Çünkü normalde üç boyutlu uzayı içerisindeki üçüncü eksen girdi işin içine x y z oldu önceden biraz önce nasıldı x y değil. şimdi z de geldi işin içine. Şimdi rotation'a bakıyoruz arkadaşlar. Biraz önceki rotation'ı hatırlıyorsunuz. Bakın ne oldu? Şimdi bir keyleme yapalım. Keyledim. Ve bir yazdım. Bir tur atsın. Şu üstteki ne yapacaktır? Evet. Şimdi bakın 3 boyutlu bunu dik yaptı. Yani bu bildiğimiz 3 boyut şu anda. Nereden biliyorum bildiğimiz 3 boyut? Şuradan kompozisyondan arkadaşlar. Daha doğrusu şuradan göstereyim. Sağ tuş timeline'ımızın içine sağ, sağ tuş new dedim. Kamera dedim arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Timeline'ın içine sağ tuş new kamera dedim. Kamera ile alakalı özelliklerimiz geliyor. Bunları ilerleyen derslerde derinlemesine göstereceğim. Fakat sizin kurcalamanızda hiçbir mahsuru yok. Ben şu anda default haliyle kullanacağım. Fakat şu önemli. Sadece şunu aktarayım. Enable Depth of Field. Depth of Field uzaktaki ya da çok yakındaki net olmasın, blur olsun. Hani alan derinliği dediğimiz hadise. Bunu enable edebilirsiniz. Disable ben enable edeceğim. Okay dedim. Şu anda sayfama kamera eklendi. Fakat kamerayı göremiyorum doğal olarak. Fakat şu anda gördüğüm ekran benim kameramın vizörü. Şimdi şuradan kamera tool'a geliyorum yukarıdan timeline'dan arkadaşlar. En üstteki unified kamera tool'a geldim. Bakın. Şu anda tamamını 3D oynatabiliyorum sahneyi. Bakın şöyle yaptığımda play yaptım. Çünkü game'i anime etmiştim ya. Ne oldu şimdi? Üstten görüyorum bakın. Diğerleriyle aynı hizada durmuyor. Neden? Çünkü bunu bir üç boyutlu uzaya yerleştirdim. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Kamerayı en son oluşturduğum yere kadar. Şu anda kameram yok. Game'i hareket ettirmiştik. Bunu da geri alıyorum. Şu anda hiçbir animasyonum yok. Ve bütün hepsi arkadaşlar 3 boyutlu. Bu arada şimdi bu dersimde araya girebilirsiniz. Direkt araya girebilirsiniz. E, herhangi bir sorun yok yani onunla alakalı. E, i̇yi anlayın istiyorum burayı. Arkadaşlar timeline'a geliyorum. Hiçbir animasyonum yok. Sağ tuş yapıyorum. New diyorum. Kamera diyorum. Yine aynı şekilde OK diyorum. Bu defa hiçbir key'im yok. Ve hiçbir rotation'la oynamadık kamerada. Hiçbir şeyle oynamadık. Şimdi arkadaşlar Dikkat et. Burası önemli. Şimdi normal bizim After Effects'te kullandığımız window, pencere sadece front view arkadaşlar. Çünkü diğerlerine ihtiyacımız yok. Niye ihtiyacımız yok? İhtiyacımız olmaması sebebi çünkü Z e, opsiyonu yok. Biz şimdi Z opsiyonunu oluşturduğumuz için artık bu sahnemizi şurada gördüğümüz sahnemizi sağdan soldan üstten alttan görebilmemiz lazım ne yapıyorum? Şurada One View penceresi var arkadaşlar. Burada One View'deki pencereye tıkladığımda bakın Two Views Horizontal veya Two Views Vertical seçenekleri var. Buradan Four View açtım ben. Bakın Four View açtığımda sayfaların üstünde aktif kamera sahnesi. Sağdan bakış, üstten bakış ve önden bakışlar var. Bunları yine mouse'unuzun imleciyle uzaklaştırabilip yakınlaştırabiliyorsunuz. Bana right ya da tap lazım. İkisi de olur. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Yalnız yaptığımız işlemleri e, uygularken buradaki kamera view'deki aktif kameradaki pozisyonunu kontrol edin. Ne yapacağım? Dizaynı tuttum arkadaşlar. Dizaynı seçtim. Layer'dan dizaynı seçtim. Mavi yoktan yani Z e, ekseninde bunu geriye doğru kaydırıyorum. Bakın burada bir sahnemizin dışına çıktık. Sağ altta gördüğünüz gibi. Fakat hiçbir mahsuru yok. Bunu geriye doğru götürdüm. Animasyonu seçtim. Yine aynı şekilde Z ekseninden bunu geriye doğru götürdüm. Fakat ikisi arasında mesafe koydum bakın. Burası önemli. Sonra ne yapıyorum? Upgrade'i seçtim. Yine Z'den tutuyorum, uzaklaştırıyorum. Şimdi kameramın depth of field özelliğinden dolayı bakın arkadakiler biraz daha netliği azalmaya başladı. T'yi seçtim. Yine Z'den bunu uzaklaştırıyorum daha geriye. Sonra web'i seçtim. Web'i de uzaklaştırıyorum. Sonra en son game onu da uzaklaştırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada önde baktığınızda değişen bir şey yok. Düz bir düzlem üzerinde görüyorsunuz. Fakat right'tan ya da top'tan baktığınızda bakın biz bunları ne oldu? Z uzayında geriye doğru sıraladık. Yakındaki daha büyük görünüyor. Uzaktaki basit bir perspektif mantığı. Şimdi ne yaptım? Tekrar one view'a geri geldim. Sayfamda bir kompozisyon var ve bu kompozisyon içerisinde e, kelimelerimiz var. Bunlar Z ekseninde sıralı duruyor. Buraya kadar her şey tamam değil mi arkadaşlar? Şimdi tamam Toolbox'ta Toolbox'ta Camera View'e basılı tuttuğumda Unified Camera Tool'da Orbit var. Track X, Y var. Bir de Track Z var. Track Z şu işe yarıyor arkadaşlar. Yani kameramın Z ekseninde kaydırılmasını sağlıyor. Bunu nereden yapabilirim aynı zamanda? Kamerama girelim. Transforma girelim. Position'da Z ekseninde ilerletirim bunu. Geriye ya da ileriye. Aynı şekilde kamera options'tan da bunu yapabilirim. Daha da önemlisi Yine buradan top view'a gelirim. Top view'a gelirim. Top view'den de yapabilirim. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Şurada Z, Z'den bunu geri getirdim. Sonra transform'a girdim. Position ve point of interest'i ikisini keyledim. Sonra 10. saniyeme geldim. Bunu ilerletiyorum ilerletiyorum, ilerletiyorum, ilerletiyorum. Kiledim. Şimdi oynatıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar pozisyonum keyli. İlk dersimizden hemen bir bilgimizi tazeleyelim. Eğer ilk ee, keyimizi attığımızda aynı özelliklerle alakalı yine bir kaydırma veya bir değişiklik yaptığımızda otomatik keyliyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bu an Viva geri geliyorum doğruysa eğer. Bu defa arkadaşlar şuradan kamera view'undan treki yani Kameramı şöyle kaydırabildiğim özelliğim. Pan yapıyorum kameramı. Şimdi şunu istiyorum. Şu anda standart bir animasyon yaptım ben. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat istiyorum ki bu animasyonumu şimdi biraz daha keyifli hale getireyim. Nedir? Bu bir Instagram, Instagram paylaşımı olacaksa ben mesajımı tam vermek istiyorum. Nedir? Bütün kelimeler okunsun. Ya böyle dikkatten kaçabilir mi? Aslında kaçabilir gibi görünmüyor ama Kaçabilir olduğunu biz varsayalım dersimizin konusu itibariyle. Bu yeterince cool oldu. Fakat biraz daha bunu okutalım. Kelimeler tam kameranın fokusuna gelsin. Dizaynı ortalıyorum. Sonra kaydırıyorum. Dizayn geçiyor. Burada bir daha oynatıyorum ki çok az. Bir daha ikinci bir key atayım buna. Sonra animasyon okutacağım. Bu defa animasyonu ortalıyorum. Bakın otomatik kiliyor. Timeline'ıma dikkat ederseniz ben bunu kaydırdığımda otomatik kiliyor. Ne oldu? Bakın tatlı bir kamera hareketi oldu burada. Bunu da yürüyorum. A'nın içinden geçmek istedim. Şöyle. Geçtik. Sonra upgrade gelecek. Upgrade'i ortalıyorum. devam ediyoruz. Sonra burada hemen kaydırmaya başlayayım şöyle teyim kaçacak çünkü. Kaydırıyorum, ortalıyorum. Evet, kaydırıyorum, ortalıyorum. Devam ediyoruz. Sonra bebe geliyorum. Sonra en son game ile bitiriyoruz. Bu son burucu mesajımız olsun. Bir daha oynatıyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Ya hocam. Şimdi o zaman bu şu da şu da mı demek? Animasyona geldim. Animasyona Z eksende rotate ettim. Sonra tekrar kamera tool'uma geldim kamera şurada Z ekseninde rotation keyledim. Animation'a gelirken rotate, rotate olsun. Eksi 90. Biraz da bunu pan yapayım. Şöyle ortalayayım. Şimdi bir görelim bakalım ne oldu. diğerlerini bıraktım yapmadım. Mevzuyu anladınız. Şöyle ki o hani e, bir defter sayfası. Defter sayfasının üzerinde farklı kelimeler var elle yazılmış. Kamera önce birine gidiyor. Zemin üzerinde kayıyor. Sonra diğerine gidiyor, dönüyor, öbürüne gidiyor. Bu tip animasyonları hatırlarsınız. Artık onları yapabilirsiniz. Sadece bu kadarlık bilgiyle artık onları yapabilirsiniz. Nasıl onları bir araya getireceksiniz mesele orada sıkıntımız orada o da hemen bir anda olmayacak zamanla olacak ama artık bu kadarlık bilgiyle onları üst üste koyabilirsiniz ki inşallah umarım bizim gruptaki arkadaşlardan bazıları beni utandırmayacaktır yapacağı örneklerle. Şimdi birinci anlatacağım şey buydu bugün için. Şimdi bir tane daha maddemiz var ki bunu ve onu sizden yapmanızı isteyeceğim. İkinci konumuza geçiyorum. Yine bir e, kompozisyon oluşturuyorum. 1080'e 1080. Arkadaşlar bu birincisi kadar keyifli değil ama önemli. Sizden şunu istiyorum. Bir tane solid oluşturuyorsunuz. Solid'i oluştururken arkadaşlar timeline'ıma sağ tuş yaptım. Bunların hep uzun yolları var. Onları size anlatmayı tercih etmiyorum. Buradan da girebilirsiniz ama zaten bütün çalışmalarınız burası menüye çok az gidiyorsunuz. Dolayısıyla buradan halletmeniz için buradan gösteriyorum. Niv dediğinizde her defasında bunu size soracak. Yani yeni bir solit açarken bunu size her defasında soracak. Ben 600 e 600 kırmızı bir solit açtım yeni bir solid. 600 600. Bu defa hocam solid derken yani e e, düz bir plane açıyorsunuz. Yani e, nasıl diyeyim? Kalır madde e, veya kare aklınıza ne geliyorsa. Son 10 dakikamızmış. Hemen hızlandıralım. Okey diyorum. Bir daha solid diyorum mavi açıyorum. Yani farklı renklerde solidler açıyorum. Bana kaç tane lazım? Bir küp oluşturmam için. 6 tane lazım. Okey. Yine bir tane daha açıyorum. Solid. evet şu anda altı tane üst üste şuradan gözlerden açıp kapatarak anlayabilirim onu üst üste ee, solitlerimiz var şimdi bu solitlerin hepsini seçtim 3 boyut yapacağım ama sadece bir tanesini burayı iyi yakalamaya çalışın vaktimiz daralıyor sadece bir tanesine sağ tuş yapıyorum pre kompoz diyorum pre şu anlama geliyor arkadaşlar yani bu seçtiğim malzemeyi diyor bu e, şey komut bir kompozisyon içine hapset diyor ayrı bir kompozisyon yellow composition composition kaydettim o da böyle görünüyor bakın ama aynı şekilde muamele edebileceğiz bunlar. Seçtik hepsini 3D'ye tıkladık. Şu anda hepsi 3D. Bir tane de kamera ekliyorum. Çünkü çalışırken kameraya ihtiyacım olabilir. Okey. Şimdi arkadaşlar şu anda X Z eksenimiz olduğu için bunları ne yapacağız? Espriyi anladınız. Bunlardan bir küp küp oluşturacağız. Okuma geldim. Z ekseninde bunu geri getiriyorum. Bunu ileri götürüyorum. Bunu rotate ediyorum. 90 derece alt üst yapacağız. Şunu da rotate ediyorum. 90 derece. Bu defa arkadaşlar yellow'un pozisyonunu ayarlıyorum. Onun altındakinin pozisyonunu ayarlıyorum. Şunlar fazla uzak kalmış. Bakın bunları düzeltiyorum. Şöyle yakınlaştırıyorum. Bütün pencerelerin tamamına hakim olmanız lazım. Şimdi şu ikisi kaldı. Bir bakalım şu kamerayı oynatarak bir bakalım neresi eksik. Kamera tool'a geldim. Buradan çeviriyorum. Bakın kübü oluşturduk. Bunu rotate ediyorum arkadaşlar. Bu değilmiş. Şu. 90. Sonra bunu pozisyon özelliklerinden yukarı alıyorum. Bu defa bunu rotate ediyorum. Bunu pozisyon özelliklerinden alıyorum. Evet. Şimdi kübüm, kenarlarda boşluklar var ama e, şu anda kübüm hazır. Üç boyutlu kübüm hazır. Şimdi arkadaşlar bugün iki buçuk D'yi öğreniyoruz ama çok şey öğreniyoruz yine birinci dersimde, dersimizde olduğu gibi. Uzaklaştım. Şu anda bu kübü yaptım. Küple alakalı şöyle bir senaryom var. Önce burası gelsin, burada yazılar olsun sonra dönsün bu gelsin burada yazılarım olsun sonra böyle dönsün burada yazılarım olsun sonra böyle dönsün yani bunu bir story paylaşımına dönüştürebilirim senaryom bu fakat burada şimdi şu yeşilin üzerine bir şey yazmak istiyorum nasıl yazacağım şimdi başta pre kompoz yaptığımız yellow var şu sayfa yellow burada precompose çift tıklıyorum bakın burada yeni bir tab açtı Kapatayım bunu. Şu anda kompozisyon 2'deyiz. Fakat burada bir kompozisyonum var. Prekompoz yaptığım bir şey var. Çift, çift tıklıyorum. Sarı sadece ekrana şak diye geldi. Yazı yazıyorum buraya. Yerlerine sataşayım. Asım Bey. Buraya yazı yazdım. Kapattım bu pencereyi. Artık bununla işim kalmadı. Bakın otomatik geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi bunu ben rotate etmişim. Fakat ters olmuş. Eksi 90 desem düzelmedi. Şuradan düzelteceğiz artık bunu. Şöyle. Evet. Şimdi kamera tool'uma yine geldim. Bakın artık şimdi ne yapabilirim? Bu yellow'un içine girip bunun arkadaki sarısını değiştirebilirim yazısını değiştirebilirim. Artık burası editable bir pre kompoz oldu. Ayrı bir kompozisyon oldu. Dolayısıyla ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Yapmak istediğim hikaye baştan kafamda hazır olursa işe başladığımda eyvah şunu ben pre kompoz yapsaydım deme gibi bir sıkıntım olmaz. Ama şu anda bunlardan herhangi birisini yaptığımızda şu anda mevcut özellikleriyle bunu yapacak. Halbuki biz baştan daha bunların pozisyonlarını, rotationlarını hiç oynamadan bunları pre yapmış olsaydık bunların her birisini biz editleyebilecektik. Şu anda yapamayız. Şu anda sadece baştan pre kompoz yaptığımız olan Asım Bey layer'ı, yellow composition'ı editleyebiliyoruz. Diğerlerini editleyemiyoruz. Fakat gördüğünüz gibi 3D bir kübümüz var ee, ve 2.5D özelliğine sahip bir animasyonumuz oluştu. Hocam peki şimdi e, bunu pre compose yaptığımız için edit edebiliriz. Normal bir tane tekst ekleyip e, o texti e, şuradaki diğer renklerden bir tanesiyle birleştiremiyor muyuz peki? Birleştirebiliriz e, fakat sadece text değil mesele. Yani mesela diyelim ki e, pembe olan yüzeye resim koymayı planladık. Aynı şekilde onun resmi oluşturup ona e, eteç etmen lazım yani iş uzuyor olmaz diye bir şey yok. Her şey mümkün. Fakat şimdi tasarımcısın. Kafanda bir tasarım var. Sen şunu bileceksin. Benim kafamdaki tasarımın bilgisayarda uyarlanması benim için bir angarya. Yani asıl olan benim kafamdaki. Kafamdakini buraya aktarmak için kullandığım program sadece bir aracı. Bazen şu bile oluyor. Kafanızdaki fikri uygularken sıkılabiliyorsunuz. Yani kafanızda canlanıyor. Fakat bunu bilgisayarda aktarmak belli bir zaman sonra size külfet haline gelebiliyor. Animasyon da böyle bir şey aslında. Karakteri hazırlarken mesela riklerken keyif alıyorsunuz. Anime ederken onu kare kare uğraştığınız için belki 20 saniyede 25 saniyede keyif alıyorsunuz ama 2 dakikalık bir projede sıkılabiliyorsunuz. Dolayısıyla her şeyin pratik olması lazım. Pratik olduğu zaman hiçbir sorun yok. Ama senin dediğin gibi teker patlarsa ne yaparız? Değiştiririz abi. İki tane yedek tekerimiz var. Evet bunlar tamam ama tasarımcı eşittir. Angarya işlerini pratik çözen fakat ana hedefinde, tasarım kafasındaki dizayn olan adam demek yani. Dolayısıyla pratik yönüyle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Anlatılarım da bu yönde. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Sorusu olan var mı? Hocam o zaman aklımızda kesin bir şey yoksa hepsini pre yapmamızın da bir zararı yok yani. Hiçbir zarardan düşünüyorsak. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok abi. Yani şöyle e, akl, ama şu, yine sen atladın, yine kestirme yaptın. E, ben diyorum ki hiçbir zararı yok ama aklımızda olsun diyor. Yani başlangıçta tasarımı kafamızda bitirmiş olalım, hayalimizde bitirmiş olalım. Ondan sonra işe başlayalım. Ha? Aklımızda hayalimizde olmayan süper bir şey geldi uygularken o ayrı bir şey. Mesela benim arkadaşlarım var görüntü yönetmeni. Filmi çekiyoruz diyor. Filmi diyor editlerken, kurgularken senaryo değişiyor diyor. Neden? Mesela bir çekim sahnesinde hiç hesapta olmayan çok güzel bir şey çıkmış. Onu kurguya dahil ediyorlar. O dahil ettikleri parça yüzünden belki senaryo oynuyor ama daha güzel bir şekilde bürünüyor. Bunlar mümkün. Bunlar olabilir. Birisi bir şey diyordu araya girdim. Evet. Arkadaşlar bu iki çalışmanın da örneklerini Telegram grubunda görürsek mutlu oluruz ee, anlattıklarımızın bir yere dokunduğu havada kalmadığı biz algısı olur bizde enerjimizi artırır ee, bunu yine yükleyeceğim şeye ee, <laughs> adını söyleyin YouTube'a oradan tekrarlar <laughs>